İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nijeryalı bir adam iddiasına göre komşusunun ırkçı saldırısına uğradı. Sırf siyahi olduğu için siteye otomobilini park etmesine izin verilmedi. Show Haber hem ona hem de komşusuna mikrofon uzattı. Sen park edemeyeceksin. Ne fark et var? Bir zincir gelmiş geniş kadar. Başkası park edebilir ama sen edemezsin diye bir söylem var. Benim günah siyahi olduğu için. Park yeri yüzünden tartıştığı komşusunu ırkçılıkla suçladı, polise gidip şikayetçi oldu. Irkçılık diye düşünüyoruz. Hayır canım, yalan ya. Türkiye'de böyle bir şey oldu mu? Onlara mı inanıyorsunuz, bana mı inanıyorsunuz? Tuncay Dilek, Ebodage çifti 3 yıldır Esenyurt'ta yaşıyor. Ama bugünlerde bir komşularıyla başları dertte. Tuncay Bey otomobilini 2 gün önce tam olarak bu noktaya park etti ancak iddiaya göre o sırada yanına komşusu geldi. Otomobilini buraya park edemezsin dedi, tehdit etmeye başladı. Ya sen park edemeyeceksin, böyle el hareketi yaptın sanki bana vuracaksın. Sonra adam elinde benim araba cam içinde soktu. Ya dayı ne yapıyorsun dedim. Sonra adam dedi ki 20 dakika beklesin, senin araba bir şey yapacak, zarar verecek senin araba. İddiaya göre tehditlerin boyutu daha da arttı. Yanlarına da komşusunun oğlu olduğu öne sürülen bir genç geldi. İşte hem komşusu hem de o genç Tuncay Bey'i korkutmaya çalıştı. Çocuk böyle yaptı. Arkasında beni için mi silah götürdü? Yani beni vuracaksın. Ya, Allah korusun. Adam beni vurabiliyor o gün. Arabanın kapısını çiziyorlar ve hani bu başlangıç, daha büyüğü de gelecek diye. İddiasına göre bütün bunlar sırf siyahi olduğu için başına geldi. Komşuysa ırkçılık suçlamasını reddetti. Dedim ki her akşam buraya getirip park ediyorsunuz. Bir daha terbiyesizlik yapıyor. Rica ettim. Aracınızı dedim buraya çekmeyin, kapını özüre çekin. Sadece şu söylediğim şu oldu. 20 dakika sonra ben sizi burada görmedim. Arabanızı çekin. Ebodage çifti polise şikayetçi oldu.